Sayın seyirciler, bir milletvekilimiz kendisini tanımayan trafik polisine söylediği sözlerle gündemde. Vekil polise beni tanıyacaksınız. 2,5 yıl oldu. Tanıyın artık. Ben milletvekiliyim dedi. Şimdi bütün Türkiye onu tanıyor efendim. Buyurun izleyelim. Ya arkadaşım 2,5 yıl oldu ben vekil seçileli. Nasıl tanımazsınız beni? Ben milletvekili Sabri'yim ya. Sayın vekilim vallahi bak tam tanıyacaktım ki. Yalan konuşma. Bal gibi tanımadın işte, ben gördüm. Ya inan ki tanımak üzereydim sayın vekilim. Ben şahidim vekilim, vallahi tanıyacaktı az sonra. Ya sen hiç konuşma bir kere, sen de tanımadın. Niye bana böyle davranıyorsunuz arkadaşım ya? Niye kötü davranıyorsunuz? Ben size ne yaptım? Ya sayın vekilim niye inanmıyorsunuz? Vallahi tanıyacaktık ya. Yalan. Yalan söylüyorsun. Beni tanımıyorsunuz. Beni kimse tanımıyor. Beni kimse tanımıyor. Atacağım kendimi. Damdan aşağı atacağım. Görürsünüz. Dur yapma sayın vekilim. Dur. Ben şunu peşinden gidiyorum. Sen git genel başkanını bul şunun. Bir de sakinleştirici bir şeyler bul getir çabuk. Durun sayın vekilim, durun. Bıktım arkadaşım ben bu hayattan. Bıktım ben bu demokrasiden. Kimse beni tanımıyor. Yaklaşma sen de bak atlarım ha. Sayın vekilim ne olur yapmayın ya. Bakın ben sizi tanıyorum diyorum. Bak geldi. Genel başkanınız geldi, gördünüz mü? Ya ne oluyor burada? İn aşağı kardeşim, saçmalama. Şşş, ne bakıyorsun? Sana diyorum, sana. Bana mı? Sana diyorum tabii, kırmızılı. İn aşağıya. Nasıl vekilsin kardeşim sen? İnsene kardeşim aşağıya. Ben mi ya? Yok dedem, sen tabii. He? Ya baba gördün mü ya? Allah'ım gördün mü ya? Genel başkanım bile beni tanımıyor. Seni ben sandı. Benim olan vekil olan benim ya. O vatandaş, ben vekilim. Bu ne biçim iş kardeşim ya? Genel başkan bile beni tanımıyor. Ya bir dakika. Sen misin bizim vekil? Benim tabii. Baksana benim, senin vekilin benim ya. Yok arkadaş, kimse beni tanımıyor. Ben aşağı atacağım kendimi. Vallahi atacağım. Hay Allah, karıştırdım. Ya ben mahsuzcuktan yaptım ya. Tanımaz mıyım hiç sen? Canım vekilim benim. He, adım ne o zaman benim? Adımı söyle madem tanıyorsun. Adım ne? Canım bak, tanıyoruz dediysek ileride gitme yani. Sen koskoca genel başkanlığı sorgulamaya utanmıyor musun canım? Şey, efendim adı Sabri'ymiş, Sabri öyle dedi bize. Ha öyle mi? Tamam. Ya Basri! Ya insel aşağı güzel kardeşim ya. Efendim Basri değil, Sabri. Yalancılar! Yalancısınız hepiniz! Beni kimse tanımıyor! Hop! Dur lan! Adam! Gitti adam! Lan giderse gitsin, Allah Allah ya. Kaç tane milletvekilim var benim biliyor musun? Ben nereden tanıyabilirim ki hepsini? Senin de vekilin, sen de tanımamışsın. Ne var yani? Ne bakıyorsun ki öyle? Sayın seyirciler, geçtiğimiz hafta Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa görüşmeleri için 4 siyasi parti liderinden randevu istedi ve anayasa süreci heba edilmemeli dedi. Sürecin buna rağmen heba edilip edilmeyeceği ise merak konusu. Buyurun izleyelim efendim. 26. maddeye de yazdın mı sayın vekilim? Yazdım. 68. maddeyi de değiştirmeden aynen yazacağım. Tamam. 88. maddeyi de değiştirelim mutlaka. Allah Allah. Nedenmiş o? Ne demek nedenmiş? Canım öyle istiyordu ondan. Ne var yani? Allah Allah kardeşim. Öyle her canının istediği maddeyi değiştiremezsin ki. Yok ya. Sana mı soracaktım? Tabii bana soracaksın. Sen kimsin ki? Nasıl sen kimsin? Ben olmadan hiçbir şey yapamazsın sen. Yok ya. Bal gibi de yaparım. İstediğimi yazarım, istediğimi de silerim. Var mı itirazın? Yok ya. Var tabii. Bana sormadan tek bir harf bile yazamazsın sen. Ben getişine be. Çapsız konuşma benimle. Bana bak. Bana bak. Ver şunu diyorum bana. Asıl sen ver. Ben sensiz de yaparım bu işi. Ya bıraksana kardeşim ya. Bırakmıyorum. Sen bırak. Ya bırak. Allah! Ulan gördün mü? Bak ziyan oldu senin yüzünden işte. Tüh be, olmadı bak şimdi bu. Nasıl gidiyor sayın vekillerim? Çalışıyor musunuz? Vallahi ne desek bilmem ki. Evet çalışıyorduk ama şey oldu. Ulan yine mi taslağı yırttınız ha? Yine mi taslağı yırttınız? Bu kaçıncı ya? Ama o yaptı başkanım ya. Hayır o yaptı başkanım. Ya bakın arkadaşlar, ben her hafta size yeni bir anayasa kitabı alamam ya. Ne yapıyorsunuz siz kardeşim böyle çocuk gibi? Lütfen artık süreci heba etmeyelim ama ya. Bu kaçıncı yani? Olmuyor ama bak böyle. Tamam, bir daha yapmayız. Evet söz veriyoruz, bir daha yapmayız başkan. Tamam. Bak bu seferlik de affediyorum. Ama bak parti başkanlarınızla bir daha görüşeceğim. Yoksa bu anayasa süreci sizin yüzünüzden heba olup gidecek ya. Çocuk gibi kavga edip duruyorsunuz canım.
Sayın seyirciler, tutuklu gazeteci ve yazarların serbest bırakılmasıyla ilgili süreçte hukuki problemler yaşanmaya devam ediyor. Buna karşılık cezaevlerindeki bu gazeteci ve yazarlar günden güne oradaki hayata daha fazla alışıyor. Buyurun izleyelim efendim. Lan bir baktım, bu bana köşesinden ince yollu bir ayar çekmeye çalışıyor, iyi mi? Bak 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 bak, yer miyim lan ben bu yazıları? Bak sen şu lümpene ya, alsaydın façasını. Ya aldım tabii ya. Kendi köşemden anında bir cevap yazdım, sustu kaldı entel kereste. Ya lan sen kimsin bir kere ya? He kimsin? Daha dün matbaada boya kokuyordu üstün başın. Bugün yazar mı kesildin lan başımıza? Hadi siz terbiyesiz herif ya. Benim de kitabımdan kıllanan bir yazar bozması vardı. İçeri girmeden onunla da hesabımı kestim ama ha. Ya kardeşim iyi yapmışsın ya. Böylelerine papuç bırakmayacaksın bu alemde. Beyler yeni arkadaşınız geldi. Yerleştirin bakayım yerine. Hoş geldin birader. Allah kurtarsın. Sağ olun arkadaşlar. Allah hepimizi kurtarsın buradan. Bak canım benim. Burası yazarlar koğuşudur. Yan tarafta gazeteciler koğuşu. Onun yanında da karikatüristler koğuşu var. Orası da yeni açıldı, haberin olsun. Sen necisin? Yazar mı çizer mi? Yok ben yayıncıyım. Evet yayıncıyım ben. Vay be. Demek ki artık yayıncıları da içeri atıyorlar. Ulan memleket ne hale geldi be. Çok yatmazsın sen ama. İnşallah bana da öyle geliyor ya, hadi hayırlısı. Daha çok ne kitaplar basardın sen kardeş, siyasi mi? Yok ben daha çok korsan... Ay ağzımdan kaçtı. Vay demek korsancısın sen ha. Yok abi ben de anlarım korsandan falan, yok öyle bir şey. Sen hapiste yatan korsan kitapçılara ne yapıldığını duydun mu hiç ha? Yok vallahi duymadım. Bak bak bak, bu koğuş korsan kitapçıları sevmez ha. Şimdi seni ürkütmeden bir defterini dürelim, ne dersin? Abiler elinizi ayağınızı öpeyim, yapmayın. Çoluğum çocuğum var benim. Gelmeyin üstüme abiler, gelmeyin. Abi bitmedi mi ya? Ne olur artık yeter. 26 tane korsan kitap yedim. Artık bırakın beni. Söz vallahi buradan çıkayım. Bir daha asla korsan kitap basmayacağım. Sus lan sus. Ye çabuk şunları. Dışarı çıkınca da anlatmayı unutma ha bu olanları. Diğer korsancılar da ibret alsın. Tamam mı lan? Tamam abi. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın yine en sıcak ve çarpıcı gündem gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Hepinizin iyi bir hafta geçirmesini temenni ediyor. Şimdi ise Türkiye'nin en çok izlenen haber bülteni Kanal D ana haberle sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Hepinize iyi akşamlar.